Edelim. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kerem Alkin ve Ahlatçı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaç. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyelim. İyi yayınlar Merhabalar, diliyoruz. hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Sayın Alkin. Sizinle başlamak istiyorum. Sayın Doğaner'le birlikte rakamları biraz analiz ettik ama bu rakamlar önümüzdeki döneme ilişkin bize ne anlatıyor sizce? Önümüzdeki döneme yönelik olarak tabii daha çok net yorumlarda bulunmamız için erken, çünkü COVID-19 belasından dünyanın kurtulması için gerekli olan aşılar ve tedavilerle ilgili olarak heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Aşılarla ilgili projelerin tamamlanma süreci ve bunların hızla bütün dünyaya dağıtılması sonrasında aşağı yukarı 1 milyara yakın insanın söz konusu COVID-19'a karşı tedavi sağlayan ya da bağışıklık sağlayan aşılar sayesinde aşılanmasıyla birlikte eğer önümüzdeki 2021'in yaz ortasından itibaren dünyada genel manada ekonomik anlamda bir açılma söz konusu olursa, o zaman 2021 için gerçekten umutlu olabiliriz. Tüm bu tabloya rağmen şunu unutmamamızda yarar var. Açıklanan rakamlar artık çok net. Dünyada 1929 büyük buhranından bu yana COVID-19'un sebep olduğu dünya ekonomi tarihindeki en büyük kırılmayı yaşadığımız 2021'de dünya ekonomisi ve küresel ticaretin, bir tarafta dünya ekonomisinin %4, öbür tarafta küresel ticaretin %10 daralacağının artık kesinlik kazandığı bir konjonktürde Türkiye'nin Güney Kore, Endonezya ve Çin'le birlikte dünyada bu yılı pozitif büyümeyle bitirecek 4 ülkeden birisi olacağını işaret ediyor. Küresel yatırımcılar açısından Türkiye'nin Çin, Güney Kore, Endonezya ile birlikte böyle bir küresel virüs salgınına rağmen bu yılı sadece artı büyümeyle tamamlayacak 4 ülke içerisinde yer alacak olması herhalde 2021 için Türkiye'nin bir yatırım ortamı boyutunda küresel yatırımcılar açısından değerlendirileceği bir ekonomi olacağı anlamına gelir hiç kuşkusuz. Evet. Özlem Hanım'ın da ifade ettiği gibi Türkiye 2020 yılını gerçekten bu kadar devasal boyutlarda negatif sonuçları olan bir COVID-19 sürecine rağmen pozitif büyümeyle kapatıyor. Bu süreçte söz konusu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o zamanki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve tüm ekonomi yönetiminin olağanüstü bir süratle aldıkları tedbirlerin ve dolayısıyla pandeminin Türkiye ekonomisine ve reel sektöre, üretime, istihdama ve ihracata olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi adına alınmış bu geniş kapsamlı tedbirlerin ne kadar önemli ve ne kadar etkili olduğunu bugün bu rakamlar sayesinde çok net görüyoruz. Evet. Dolayısıyla turizm sektörünün ayakta tutulmuş olması, tüm reel sektörün, hizmetler sektörünün ayakta tutulmuş olması bugün bize sevindiğimiz bu büyüme rakamlarıyla geri dönüyor. 2021'de ise açıkçası söylemek gerekirse enflasyon ve cari açığı çok daha dizginlemek anlamında tedbirlere ağırlık verdiğimiz bir dönemin içinden geçeceğiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz bu büyüme başarısından da yararlanarak 2021'i büyüme açısından muhtemelen %3'ler civarında bir büyüme trendiyle geçirecekmişiz gibi gözüküyor. O çerçevede de gelecek sene %3 civarında bir büyümeyle enflasyonun tek haneye geri döndüğü, cari işlemler açığının da ciddi manada tekrar yavaşladığı, azaldığı bir süreç bizi bekliyor olacak. Çok teşekkür ederiz Sayın Alkin. Tabii ki 6,7'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Peki bu büyüme piyasa beklentisinde aslında üstünde gelen bir rakam. Peki piyasalarda nasıl yankılanıyor? Ahlatçı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş'la konuşmak istiyorum. Sayın Erbaş, rakamı bir kez daha tekrarladık. 6,7 aslında piyasa beklentisinin üstünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasalar nasıl karşılıyor bu rakamı? Şimdi açık konuşmak gerekirse biz bu anketler içerisinde kurum olarak da 3. çeyrekte neredeyse en yüksek yani 5,9 gibi bir tahminle gidiyorduk. Piyasa beklentisinin de üzerinde bir tahminimiz vardı ama gelen veri bizim tahminimizin de üzerinde. Kısaca piyasa tarafında benim şu an için görebildiğim kadarıyla büyümeye, yani biliyorsunuz bizde biraz daha gecikmeli geldiği için veriler, yani neredeyse şu an yılı kapatıyoruz ve 3. çeyrek verisi aslında
piyasanın beklentisinden de iyi gelse bile çok inanılmaz bir iyimserlik yarattığını söyleyemem. Onun nedeni de şu, bir kere iki başta hemen özetleyeyim. Birincisi, Türkiye büyüme sıkıntısı yaşayan bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Yani gerekli adımlar atıldığında ben 2021'de de çok ekstrem durumlar olmadığı sürece Türkiye'nin dinamik bir ekonomisi olduğu çok net gözüküyor. Yani bu üçüncü çeyrek verilerinde. Burada özellikle sanayi tarafı, yani imalat, inşaat ve özellikle tarım tarafında da eskisi kadar inşaat tarafında olmasa da özellikle imalat tarafında ve tarımın da bir nebze kıpırdanmasıyla bir güçlü üçüncü çeyrek yaşamışız gibi gözüküyor. Şimdi piyasa biraz daha dördüncü çeyreği ve yıl sonu tahminini, nasıl ki yıl başından itibaren -3'ler, -5'ler yıl sonu kapanışında Türkiye için büyümede konuşuluyorsa, şimdi yavaş yavaş herhalde bir ay kalmasına nazaran, ki biz bunu neredeyse bütün yıl konuşuyorduk, İşte 0 ile 1 arasında nerede olabiliriz? Ki biz yıl sonu aşağı yukarı 0.30 gibi bir büyüme tahminimiz vardı. Onu da belki 0.50'lere doğru pozitif tarafta çekmemiz gerekebilir. Her ne kadar 4. çeyrek, 3. çeyrek gibi olmasa da borsada bir nebze bunun fiyatlaması gecikmeli gelebilir. Ama kur tarafına baktığımda da herhangi bir oynaklığa neden olmamış, Türkiye'nin büyüme potansiyelini gösteren ama kısa vadeli fiyatlanmayan bir büyüme açıklaması, bir büyüme göstergesi olarak şu an için özetleyebiliriz. Sayın Tonguç Erbaş, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Artık süremizin sonuna geliriz ve son sözü de Apara yayın koordinatörü Sayın Özlem Doğaner'e bırakmak istiyorum. Geleceğe bakacağız. Tabii ki bu noktada çok önemli.